Evet, saldırılar yeni bir saldırı değil. 10 yılı aşkındır Suriye'de yürüyen iç savaştan sonra Türkiye'de buradan nemalanmak, özellikle Kürt halkının kazanımlarını hedef alan, aslında Kürtlerin hiçbir şekilde, hiçbir yerde, hiçbir hak almamasına yönelik tamamıyla Kürt düşmanlığı, Kürtleri inkar, imha politikası çerçevesinde bugün de operasyonlarını, yönelimlerini sürdürüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin her kazanımını hedef alan, reddeden, kabullenemeyen bir geçmiş aslında devlet zihniyeti hakim ve bugün bu AKP MHP iktidarı eliyle sürdürülüyor. Biz biliyoruz ki Türkiye'de ne zaman bir kriz olsa, ne zaman bir çıkmaz olsa, ne zaman işte Türkiye halklarının itirazı yükselse, Kürt halkı üzerinden bir savaş politikasıyla yine toplum bastırılmaya, sindirilmeye, talepleri örtbas edilmeye çalışılıyor. Bugün de yürüyen o AKP iktidarı 20 yıllık politikası süresince sadece Kürtleri değil, Türkiye halklarının tamamının haklarını tanımayan, iradesini tanımayan ve sadece iktidarı, saltanatını ve aslında bir yönüyle de misak-ı milli zihniyetiyle bir politika yürütüyor. Bugün de bu politikanın devamı sürüyor Türkiye'de. Ve halkların işte seçimler yaklaşıyor, iktidar kan kaybetti, toplumda ciddi bir güven sorunu yaşanıyor. Yani iktidar çöküşünü yine savaş politikasıyla kurtarmaya çalışıyor bu Suriye'ye yönelik operasyonlarıyla. Bir yönü de bu. Bir misak-ı milli zihniyeti, yani hem yayılmacı hem de işgalci bir anlayış var. Yani bu yıllardır devam eden bir zihniyet ve bunu da aslında Suriye'de Kürtler olmasa belki bugün bu yönelimi yapmayacaktı. Ama asıl neden Kürt düşmanlığı, Kürtlerin kazanımları, Kürtlerin orada bir statü sahibi olmasının önüne geçmek. Yani bunu aslında çok açık da söylüyorlar. En son Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı söylemişti. Yani orada Kürtler bir oluşum yaratmak istiyor. Biz de bunun olmaması için mücadele ediyoruz diye. Bu söylem aslında geçmişten bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin asıl zihniyetinin açığa çıkması, yani kendi dilleriyle ifade edilmesi. Hedef bu. Aslında orada Kürtlerin yaşadığı toprakları Türkleştirmek, yani hem topraklarını hem halkı ve orada Kürtlerden ziyade bütün herkes yaşayabilir ama Kürtler yaşayamaz. Kısacası Kürtlerin yaşam alanlarını işgal etmek, Kürtlüğe dair her şeyi yok etmek, yani açtıkları okullarla, yaptıkları çalışmalarla ve Kürtleri oradan uzaklaştırmakla, yine taşımayla oraya başka halkları yerleştirmekle yapılmak istenen bu hedef, Kürtleri oradan çıkartmak ve Kürtler olmadan bir Suriye politikası yürütüyor. Yani aslında Suriye'de savaşmasını gerektiren hiçbir durum yok Kürtler olmazsa. Ama bugün Kürtler orada bir statü elde etti. Tüm dünyanın örnek aldığı, gıptayla baktığı bir direniş gerçekleşti. Ve bir oluşum var. Tüm halkların birlikte yaşamasını, özgürce kendi diliyle, kimliğiyle, inancıyla özgürce yaşayabileceği bir sistem oluşturuldu. Hedef bu sistem ve Kürt halkının kazanımlarıdır. Ve bu yüzden de her yolu aşındırıyor. Yani söz tabir caizse Kürtlerin olmasın, bizim de hiçbir şeyimiz olmasın misali bir anlayış var. Yani Kürt anasını görmesin.
90'larda cezaevlerinde, 80 darbesinden sonra cezaevlerinde yaşananlar bugün tekrar aynı şekilde cezaevlerinde işkence politikası var. Yani bir taraftan Başura, Rojava'ya operasyonlar yapıyorken bir taraftan da ülke içinde de tecrit politikasıyla başta İmralı olmak üzere Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan olmak üzere bir tecrit politikasıyla bugün ülke tecrit politikasıyla yönetilmeye çalışılıyor. Tüm cezaevleri bu tecrit politikasının mağduru, hak ihlalleri, had safhada Kürt siyasetçileri rehin tutuluyor. Yine hasta tutsaklar tedavi edilmeyerek işkence görüyor. Aysel Tuğluk da bunlardan biri. Yani her yönüyle aslında Kürt varlığını hedef alan bir politika var. Bu da yüzyıllardır süren Kürt inkarı politikasıdır ve devamıdır. Suriye'de bugün gelinen süreçte bir kazanım var, bir oluşum var. Dört parçaya bölünen Kürdistan'ın işte Rojava'da Kürtler kendi iradeleriyle kendi yönetimlerini oluşturmuşlar. Dolayısıyla burası hedef alınıyor. Türkiye Kürtlersiz bir yaşam istiyor ve hem içeride hem dışarıda dünyanın neresinde olursa olsun, Çin'de bile, Japonya'da bile yani bir Kürtçe dil eğitimine bile itiraz etti. İşte Bakur'da referanduma itiraz etti. Rojava'da Kürt halkının kazanımlarına ve oluşturduğu yönetim sistemine, yaşam biçimine müdahale ediyor. Elbette ki gücü dışarıdan alıyor. Maalesef ki dünyada insan hakları da ülkeler noktasında gelinen süreçte ülkelerin çıkarları ön plana çıkıyor. Burada da bu çıkarlar çerçevesinde zaman zaman göz yumuluyor, zaman zaman sessiz kalınıyor ve bundan da Türkiye cesaret alarak gireceğini, işte bu saldırılarla aslında hiçbir oradan hiçbir Türkiye yönelim saldırı tehdit olmamasına rağmen bu saldırıları gerçekleştiriyor. Ama Türkiye kendine buradan böyle bir pay çıkartıyor. Yani iktidar, daha doğrusu Erdoğan, bu görüşmelerden böyle bir pay çıkartıyor ve buna dayanarak da bunu gerçekleştiriyor. Elbette ki dünya ülkeleri, dünya güçleri de bir pazar arayışında, yani ciddi dünyada bir ekonomik kriz var ve her zaman büyük güçler, silah tüccarları silahlarını satacak savaş alanları bulmak zorunda. Zaman zaman buna göz yumuyorlar. Türkiye'de dahil Orta Doğu'da zaten yürüyen savaşların asıl nedeni de bu savaş silahlarının pazarlanma alanlarının olması gerekiyor. Bir rant paylaşımı olması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de buradan nemalanmaya, pay almaya ve bunun tamamını da Kürt düşmanlığı üzerinden yapıyor. Yani başka bir ülke olsa aslında yapmayacak. Başka bir halk olsa aslında belki yapmayacak. Ama temel nedenleri Kürt halkının var olması ve kazanımları. Elbette ki sadece Rojava'ya yönelik değil, Başur'da da çok ciddi operasyonlar sürdürülüyor ve en son ona yakın Arap turistinin sivilin katledildiği bir saldırı da gerçekleşti. Dünya aslında bir yönüyle buna da biraz sessiz kaldı. İşte dediğimiz gibi çıkar ilişkilerinden kaynaklı böyle bir şey var. Ama bunun önüne geçecek tek şey de ulusal birliktir. Önce ulusal birlik çağrısında bulunmak istiyorum. Yani bir halk eğer birliğini, bütünlüğünü sağlayamazsa elbette ki bu yönelimlere karşı da savunmasız kalır. Bu yönelimlerin önünü kesemez ve tüm kamuya, dünya halklarına, insanlıktan yana olan tüm kesimlere bu saldırıların önüne geçmesi için evet girişimlerde bulunması, sesini yükseltmesi, Kürt halkıyla dayanışma içinde olması çağrısında bulunuyorum. Sadece sivil halk değil, doğa da katlediliyor. Doğanın katledilmesi tüm yaşamın, tüm insanlığın yok olması demektir. Kendi yaşamlarımız için, yani tüm dünya halklarına
bu yönlü geleceğimize, yaşamımıza, tüm halkların iradesini tanıyarak, özgürlüğünü tanıyarak bu savaşların önüne geçmeye çağırıyoruz.